الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وَاجْعَلْهُ هُجَّةً لَنَا وَلَا تَجْعَلْهُ هُجَّةً عَلَيْنَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِم۪ينَ Pek aziz ve muhterem kardeşlerim, bugünkü konumuz Aziz Kur'an. Kur'an-ı Kerim, Allah tarafından Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Hazreti Muhammed Mustafa'mıza indirilen, Ondan da bizlere kadar tevatüren yani mütevatir olarak nesilden nesile nakledilen ilahi vahiler manzumesidir. Yani Allah tarafından gelen vahyin emirlerin ve yasakların bir araya getirilmiş ve bize ulaştırılmış halidir. Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin. Çünkü Kur'an şefaatçidir. Cenab-ı Hak kullarına göndermiş olduğu emirleri ve yasakları tabi emir tarzında ve yasaklarken de emir tarzında gönderir. Örneğin namazı kılın, zekatı verin, hacca gidin, oruç tutun, İçki içmeyin, haram yemeyin. Bütün bunlar emir şeklinde gelir, yapın veya yapmayın. Nereye gelmek istiyorum buradan? Kur'an-ı Kerim'e gelince konu, Cenab-ı Hak ne buyuruyor bakınız? İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Muhakkak Kur'an'ı biz indirdik ve siz de koruyun demiyor. Ve onu biz koruyacağız diyor. Cenab-ı Hak o yüce kelamını bize gönderiyor. Alın, okuyun ve koruyun demiyor. Ne buyuruyor? Onu biz indirdik ve onu biz koruyacağız buyuruyor. İşte bugün Kur'an-ı Kerim'in nüzulünden ve günümüze kadar gelişinden bahsetmeye çalışacağız. Bu kısa zaman içerisinde. İnşallah daha sonraki zamanlarda Kur'an-ı Kerim'i farklı yönleriyle sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bu ne demek? Biz indirdik, biz koruyacağız. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i beş merhalede koruduğunu bize göstermiştir. Bunlardan birincisi levh-i mahfuzunda. Levh-i mahfuz ne demek? Levh Arapça lev levha dediğimiz yine Arapçadan gele, gelme bir kelimedir. Levha dediğimiz ancak bu farklı bir levha. Sadece Cenab-ı Allah'ın bakabildiği ve görebildiği levha. Cenab-ı Hak orada Geçmiş, gelecek, her ne varsa orada yazar. Kaderi, olabilecek olması muhtemel her şeyi orada takdir eder ve oraya yazar. Dolayısıyla yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i de ilk olarak orada korumuştur. Birinci merhale olarak levhi mahfuzunda korumuştur. Zamanı gelip artık yeryüzüne göndereceği zaman ne yapmıştır? Meleklerin en hayırlısı olan Cebrail Aleyhisselam'a onu emanet etmiş. Onunla yeryüzüne gönderiyor. Cebrail Aleyhisselam, meleklerin evdali büyügüdür ve görevi de vahi getirmektir. Onun için Cebrail aleyhisselama vahiy meleği diyoruz. İşte ikinci merhale olarak Cebrail aleyhisselamla Kur'an-ı Kerim'i yeryüzüne gönderirken hatta ondan önce dünya semasına gönderirken Cebrail aleyhisselamı da korumuş. Etrafına muhafız melekler görevlendirmiş. Onlar halka şeklinde Cebrail Aleyhisselam'ı koruma altına almışlar. Neden koruma altına almışlar? Birazdan ifade edeceğiz. Ancak şurada bir parantez açıp şu önemli konuyu ifade edelim. Farkındaysanız dedim ki Cebrail Aleyhisselam'ı koruma altına aldılar. Etrafında halka oluşturdular. Büyüklerimiz derler ki Bugün bizim camilerde özellikle Ramazanlarda yapmış olduğumuz mukabele buradan bize kalma bir güçlü sünnettir. İşte bizler hocamızın karşısında onunla birlikte diğer kardeşlerimizle birlikte diğer Kur'an sevdalılarıyla birlikte halka oluşturup yüce kitap Kur'an-ı Kerim'i okurken işte biz adeta Cebrail aleyhisselam onun etrafında halka oluşturan meleklere benziyoruz. Elhamdülillah. Allah'ın bu bize büyük bir lütfudur. Peki şimdi gelelim. Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselamı o muhafız meleklerle neyden korudu? Kur'an-ı Kerim bizzat bu konuyu bize anlatmaktadır. Bakınız جنر لا يقله جويلارك وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صنعا وأنا كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ne sizlerle inşallah paylaşayım. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Cinler öyle diyor. Biz gene göğe yükseldik. Haber almak için bunu eskiden beri yaparlarmış meğer. Yine yapmak istemişler ve her zaman gökyüzüne birçok yerlerine çıkıp kendilerince buldukları yerlere otururlar ve oradan bir takım bilgiler edinip o zaman çok meşhur olan işte bir takım kahinler, gaybden haber verdiklerini söyleyenlere bu bilgileri verirlermiş. Onlar da güya gaybden haber veriyoruz diye insanları sömürürler, kandırırlarmış. İşte devamında ayette diyor ki, halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşılıyor. Alev topları onlara fırlatılıyor, böylece kovuluyorlar. İşte bu gerçeği Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize böyle bildiriyor. Şimdi bir malumatı daha paylaşalım. Biz insanlar Allahu Teala'nın diğer yaratıkları olan cinlerle ilgili çok az bilgilere sahibiz. O noktada kültürümüz biraz zayıf. Halbuki Cenab-ı Hak bizlerin yaratılış gayesini anlatırken, Kur'an-ı Kerim'de bizi niçin yaratıp, niçin yeryüzüne gönderdiğini ifade buyururken, ne buyuruyor? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben ancak cinleri ve insanları ancak ve ancak bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım. Yani bizimle birlikte zikrediliyorlar. Kullukta, ibadette, yaratılış gayesinde aynıyızdır. Dolayısıyla yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onlara da gönderilmiştir. Bunu biliyor muyuz? Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onların da peygamberidir. Onlara ayrıca bir peygamber gönderilmemiştir. Onun için bizim peygamberimizin bir adı, bir ünvanı da Rasulü Sekaleyn. Her iki Sekaleyn'in yani cinlerin de insanların da peygamberi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'le onlar da muhataptır. Kur'an'ın emirleri onlar için de geçerlidir. Yasakları da yine onlar için de geçerlidir. Şimdi tam burada konu cinlerle ilgili açılmışken malum Kur'an-ı Kerim'de 114 sure vardır. Bu surelerden birinin adı da cin suresidir. Ne diyorlar orada yine o cinler? Kul uhiye ileyye ennehu istema neferun minel cin. فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي اِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا De ki doğrusu biz cinler, biz cinler bir topluluğun Kur'an okuduğunu duyduk. Peygamberimiz ve vesselam ashabına Kur'an-ı Kerim'den bölümler, sureler okurken bunlarda duymuşlar. De ki doğrusu biz cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri bana vahyolundu. Peygamberimize böyle de diyor Cenab-ı Hak. Biz cinlere doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik. Harika Acaba diyor ya harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. İşte bu cinler dinledikten sonra iman ettiler. Geldiler kendi kavimlerine de bunları anlattılar. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. Cinler böyle söylüyor. O ne bir eş ne bir eş edinmiştir ne de bir evlat. İşte bunlar da bizim mümin kardeşlerimizdir. Dolayısıyla işte Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak yeryüzüne gönderirken Cebrail Aleyhisselam'ı muhafız meleklerle nasıl koruduğunu ifade etmiş olduk. Hatta bizim kendilerini göremediğimiz nice varlıkların da Yine Kur'an'ı duyup iman ettiklerine de şahit et, şahitlik etmiş olduk. Bu ikinci merhaleydi. Yani Kur'an-ı Kerim'in korunmasının ikinci dönemi merhalesi. Üçüncü merhale olarak da değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinde korudu. Her ayet veya sure kendisine getirildiğinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu sık sık tekrarlıyordu. Hatta bazen acele ediyordu tekrarlamada. Raviler, rivayet edenler diyor ki bazen Cebrail Aleyhisselam'ın da önüne geçiyordu. Unutmamak için. İşte bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayetle peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ı hatırlattı. La tuharrik bihi lisanaka li ta'cela bih inna aleyna cem'ahu ve Ey Habibim, onu unuturum endişesiyle tekrarlayıp durma. Korkma. Onu biz senin kalbinde tutacağız. Sana onu biz ezberleteceğiz. Sana onu biz okutacağız. Ve kalbinde onu biz koruyacağız, hıfzettireceğiz. Yani hafızlık, hıfız aynı kökten ve sana bunu biz ezberleteceğiz. Demek suretiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rahatlatıyordu. <laughs> ve onu biz sana okuduğumuz zaman sen onu takip et. Yani Cebrail Aleyhisselam ayetleri, sureleri getirip sana okuduğu zaman sen dinle onu takip et. O nasıl okuyor? Sen de öyle oku. O nasıl yapıyor? İşte sen de öyle yap. Görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de ilk öğretmenimiz, ilk hocamız Cebrail Aleyhisselam. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ondan öğrendi. Allah her konuyu Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a öğrettirdi. Peygamber Efendimiz nasıl öğrendiyse öyle uyguladı. Ashabına ve ümmetine de öyle öğretti. İşte üçüncü merhale olarak, üçüncü dönem olarak da Kur'an-ı Kerim'ini Cenab-ı Hak Peygamberimizin kalbinde korudu, hıfz ettirdi. Şimdi gelelim dördüncü merhaleye. Dördüncü merhalede neyi görüyoruz? Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'i sahabe-i kiramla koruduğunu görüyoruz. Sahabe, o güzide insanlar, Kur'an'a ilk muhatap olan insanlar, ilk sarılan insanlar, Efendimiz'den ilk duyan insanlar, öyle ki vahyin nüzulüne onlar şahitlik ediyorlardı. Hatta bazılarından şunu dinliyor duyuyoruz. Şu ayet filan yerde indi diyor peygamberimize aleyhissalatü vesselam. Ve ben de oradaydım diyor. Vahyin inişine şahitlik etmiş. Şimdi yeri de gelmişken söyleyelim. Siz söyleyin bakalım. İslam'ı, dini bu insanlar mı daha iyi bilir? ayetin nüzulüne, inişine şahitlik etmiş. İnince de ilk dinleyen onlar olmuş. Anlamadıklarını sormuşlar ilk insana ve ilk muhatabına, Hazreti Peygamberimize. O da bütün konuları, bütün açıklığıyla onlara izah etmiş. Şimdi bu dini mubini İslam'ı, Bunlar mı daha iyi anlar? Yoksa günümüzde bazı aklı evveller çıkıp da sahabe düşmanlığı yapanlar mı? Bunu da çok iyi bilmemiz lazım. Dördüncü merhale dediğimiz işte bu merhalede Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i sahabe-i korudu. Onları yanlış yapmaktan korudu. Ki bunlar en başta Hazreti Ebu Bekir bu ümmetin sıddıkı. Hazreti Ömer bu ümmetin faruku. Hazreti Osman haya ve edep timsali. Meleklerin bile kendisinden haya ettiği insan. Hazreti Ali Efendimiz sahabenin en bilgili olanlarından bu ve diğerleri bunlar Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan dinlediler ve yazdılar. Daha niceleri değerli kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Kur'an-ı Kerim'in bize sapa sağlam gelmesine vesile oldular. İşte onun için onlar her biri bir Kur'an yıldızıdır. Biz onları Kur'an yıldızları diye anıyor. Onlar adına programlar yapıyoruz. Her biri için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ashabım her biri gökteki bir yıldız gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz. Bu şehadet, bu övgü onlar için yetmez mi? Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de onlarla ilgili radiyallahu anhum ve raduan buyuruğu onların kim olduğunu tanımamıza yeterli gelmez mi? Onun içindir ki mekanı cennet olsun. Merhum hocamız öyle derdi. Eğer Allah isteseydi yüce Kur'an Allah'ın kelamı Kur'an'ı gök yüzüne yıldızlarla yazardı. Sonra da derdi ki alın ey kullarım bu size son mesajımdır. Okuyun ve gereğini yapın. Ancak öyle yapmadı. Bize acıdı, bize merhamet etti, bize şefkat etti. Ve Kur'an-ı Kerim'i gökyüzüne yazmak yerine elimize verdi. Bakın elimizde işte Kur'an. Ne büyük lütuf. Bu da yetmedi. Yine onun rahmet ve bereketindendir ki bize o kitabın, Kur'an'ın adeta bir canlısını gönderdi. Kim o? Hazreti Muhammed Mustafa'mız aleyhissalatü vesselam. Yürüyen Kur'an'dı o. Hani Ayşe validemiz o yürürken arkasından izler ve yanındakilere derdi. Bakın işte Kur'an yürüyor. Yürüyen Kur'an. Ne dedi Cenab-ı Hak bize? Usvetun hasene. Sizin için en güzel örnek. Ona bakın. Hazreti Muhammed Mustafa'ya o nasıl yapıyorsa siz de öyle yapın ve kurtulun. Kur'an'ın canlısı ev halinizde, sokağınızda, pazarınızda, işinizde, siyasetinizde, yönetiminizde bir cümle bütün hayatınızda Kur'an'ın yansıması olarak peygamberimizin yaşantısı hakim olsun. Ona benzeyin ve böylece bu dünya imtihanını kazanın. İşte değerli kardeşlerim, sahabe-i kiram. Ne yaptı Cenab-ı Hak? Onlar vasıtasıyla, yani gökyüzündeki yıldızlarla yazmadı da Cenab-ı Hak, yeryüzündeki yıldızlarla Kur'an-ı Kerim'i bize izah etti, açıkladı. Onların yaşantısı, Allah onlardan razı olsun, Allah onların yolundan bizleri ayırmasın. İşte dördüncü merhale olarak sahabe-i kiramla Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'ini korudu. Şimdi gelelim beşinci merhaleye. Beşinci merhale de sahabe-i kiramdan günümüze kadar. Bütün şartlarda, bütün zorluklara rağmen Cenab-ı Allah kelamını tahrifattan yanlış yapmaktan, birilerinin ona bir şeyler ilave etmesinden muhafaza etti. Büyük alimlerimiz, müştehitlerimiz, tabi'in, onlardan sonra gelenler, Allah onlardan razı olsun. Ne büyük mücadele vermişler. Kur'an-ı Kerim'in bize kadar değişmeden, sapa sağlam bir şekilde ulaşması için. İşte bunlara bir örnek olsun. Dönem Abbasiler dönemi. Tabi Abbasi halife me'mun. ilme çok rağbetli bir halife. Zaman zaman tüm alimleri bir araya toplar. Halkın huzurunda münazara yaptırırmış. Yani karşılıklı olarak ilmi münazaralar, tartışmalar, müzakereler bütün branş sahiplerinde çağırırmış. Şairler, tefsirciler, hadisçiler ve orada halkın önünde halifenin de huzurunda münazara yaparlarmış. Çok da güzel bir şey. Bir gün yine böyle bir münazara esnasında o kalabalığın arasında bir şahıs dikkatini çekmiş. Gayet de güzel giyinimli oturup dinliyor. Sadece dinliyor. Program bittikten sonra kendisi çadırına veya odasına çekilirken Görevlilere demiş ki filan kişiyi benim yanıma getirin. Gitmişler görevliler, almışlar getirmişler. Halifenin sorduğu ilk soru şu olmuş, Yahudi misin demiş. O da evet demiş. Peki demiş e, bizim aramızda e, niye katıldın? Bizim aramızda ne işin var? Demiş. O da demiş ki merak ettim. E, ne yapıyorlar? Göreyim dedim. E, hoşuma da gitti. Herkes ilimden bahsediyor. İyi öyleyse gördün demiş. İstersen gel sen de bize katıl. Müslüman ol demiş. Sana hediyeler vereyim. O da hayır demiş. Ben dinimden memnunum. Peki iyi öyleyse malum dinde zorlama yok. Herkes istediği gibi inanabilir. Halifenin elinde imkan var. Güç var. Zorlayabilir. Ama din diyor ki hayır dinde zorlama yok. Allah vermiş bu hakkı. Herkes istediği gibi inanabilir. Hesabını onlar yarın Allah'a verir. Dolayısıyla iyi herkes yoluna aradan bir yıl geçmiş. Bir yıl sonra benzer bir programda, toplantıda yine bu şahıs gözüne ilişmiş halifenin. Ama bu sefer herkes gibi o da müzakerelere katılıyor, o da fikirler söylüyor. Valhasılı diğerleri gibi oradaki toplumdan biri olmuş. Yine toplantıdan sonra demiş ki o şahısı yanıma getirin. Getirmişler. Müslüman mı oldun demiş. Evet demiş. Nasıl oldu peki? Ben sana hediyeler teklif ettim. Bir sürü imkanlar verdim. Yine de kabul etmemiştin. Şimdi karşımıza bir Müslüman olarak çıktın. Demiş ki anlatayım. Ben çok iyi bir hattatım. Çok iyi bir hattatım. Hat ustasıyım. E sizin huzurumuzdan ayrıldıktan sonra gittim. Bir Tevrat yazdım kendi hattımla. Ama içine bazı yanlış şeyler de koydum, ilave ettim. Ve götürdüm sahaflar çarşısına, hem de Yahudilerin kendi sahaflarına sattım. Üç nüsha hem de yazdım. Üç nüsha sattım. Paramı da aldım. Onlar kendi yoluna, ben kendi yoluma. Kimse fark etmedi. Sonra gittim üç tane de İncil yazdım. Onu da Hristiyanların sahaflarına yani kitapçılarına götürdüm. Yine içine kendimce bir şeyler ilave ettim. Sattım. Aldılar. Kimse farkına varmadı. Daha sonra gittim. Üç nüsha Kur'an-ı Kerim yazdım. İçine de kendimce hiç kimsenin anlayamayacağı bazı ilaveler yaptım ve götürdüm Müslümanların sahaflarına bunu satmak için. İlk götürdüğüm daha sahafçı, kitapçı aldı eline, sağına baktı, soluna baktı bir de şöyle çevirdi. Dedi ki bunu sen mi yazdın? Evet dedim. Dedi ki bunda yanlışlıklar var, tahrifat var. Bu ne satılır, ne alınır, ne de okunur. Derhal geri bana da vermeden orada imha etti. Dedim ki vallahi bu kitabı koruyan, kor, koruyan biri var. O da bunun sahibinden başkası değildir. Ve orada iman ettim. İşte değerli kardeşlerim Allahu Teala kitabını böyle korur. Yani ben size indirdim, gönderdim. Öyleyse okuyun demedi. Ne dedi? Onu ben koruyacağım dedi. Ve korudu. Evet değerli kardeşlerim, konu Kur'an olunca tabi söylenecek çok söz var. Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz aleyhisselatü vesselama her yıl gelir, ayrıca gelir. Daha önce getirmiş olduğu ayet ve sureleri Peygamberimiz aleyhisselatü vesselamla karşılıklı olarak tekrar okurlardı birlikte. Dolayısıyla işte bunun adı da mukabeleydi. Karşılıklı demek. Okurlar ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aynen indirildiği gibi okuyup sahabesine de öyle yazdırması için. Ancak Efendimizin vefat ettiği yılda Cebrail Aleyhisselam iki kere geldi ve Kur'an'ın tamamını Peygamberimize okudu. O da tabi sahabeye, sahabe bütün yazdıklarını takip ettiler, gözden geçirdiler. Artık tamamen Allah'ın indirdiği gibi mükemmel, tamamlanmış olarak efendimizin son nefesine kadar bize ne olmuş olduğu emanet edilmiş oldu Kur'an-ı Kerim. İşte bu vesileyle diyoruz ki mukabele hem Cebrail Aleyhisselam'dan etrafını koruyan muhafız meleklerden kalma bir sünnet. Hem de her sene inip hem de Ramazana denk getirip peygamberimizle Cebrail Aleyhisselam'ın karşı karşıya onu muracaat etmeleri, okumaları, sahabenin de onu gözden geçirmeleri. İşte bugünkü yaptığımız mukabele oradan da kalma bir büyük sünnettir. İşte değerli kardeşlerim Kur'an'ın mutlaka bir yanından, ucundan, kıyından tutmanız gerekir. Niye biliyor musunuz? Sahabeden Ebu Şureyh anlatıyor. Bir grup sahabiyle oturuyorduk. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çıka geldi. Sanki biraz da böyle üzgün, yani öfkeli demek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için uymuyor ama öyle de bir hali vardı bize dedi ki Allah'tan başka ilah olmadığına benim de onun Resulü, peygamberi olduğuma şehadet etmiyor musunuz? Biz niye uğradığımızı şaşırdık. Anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah. Elbette ki Allah'tan başka ilah yoktur. Sen de onun Resulü, elçisisin dedik. Bunun üzerine dedi ki öyleyse bilin. Şu kitap Kur'an-ı Kerim var ya Evet ya Resulallah. Onun bir ucu Rahman'ın elindedir. Diğer ucu da sizin elinizdedir. Siz ona sımsıkı sarıldığınız müddetçe siz asla helak olmayacaksınız. Dalalete düşmeyeceksiniz. Sapıklığa düşmeyeceksiniz buyurdu. Demek ki Kur'an'la olan iştigalimiz hem hal oluşumuz sürekli olmak zorunda. Mutlaka ona yapışık kalmamız gerekmekte. İşte elhamdülillah bakınız teşkilatımız Maide-i Kur'an programlarıyla şu yüzyıla damgasını vurmuştur. Elhamdülillah. Ve ulaştırılmadık ülke bölge kalmamıştır. Kıtaları aşmak suretiyle Allah'ın kelamını oralarda haykırttırmıştır. Elhamdülillah. İşte bununla birlikte ümmetin yeniden gündemine koyulan bu kitap Kur'an-ı Kerim bizim yegane kitabımız ve yegane şefaatçimizdir. Onun içindir ki Kur'an şefaatçidir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun şefaatini kazanmak için dünyada elbette ki onunla amellerimizi sürekli karşılaştırıp ne kadar uygun hareket ediyoruz, ne kadar yanlış hareket ediyoruz, onun terazisinde tartacağız. Ona göre hareket edip etmediğimizi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptıklarıyla bizim yaptıklarımız ne kadar örtüşüyor? Onun sünnetine ne kadar yakışıyor? İşte bu teraziye koyup tartmamız gerekiyor kendimizi. Değerli kardeşlerim, dedim ya işte Kur'an-ı Kerim'in mutlaka bir ucundan tutacağız. Kur'an-ı Kerim'e vay mi ki biri dokunsun, Allah'ın izniyle onu en hayırlı yapar. Hayrukum men taallemel Kur'ane ve En hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir. İşte bakınız, İnişinden günümüze kadar ne büyük titizlikle Cenab-ı Hak son mesajı olan Kur'an'ı bizlere göndermiş. Kelamların en hayırlısı yapmış onu. levh i mahfuzunda muhafaza etmiş. Sonra meleklerin en hayırlısına emanet etmiş. Cebrail Aleyhisselam. Onunla nereye? Yeryüzünün en hayırlı şehrine. Mekke-i Mükerreme'ye. Ne zaman? Ayların en hayırlısı olan Ramazan ayında. Hangi gecesinde? Bin aydan hayırlı olan Kadir gecesinde. Hangi dil ile? Dillerin en hayırlısı olan Arapça dili, Arapça lisanıyla. Kime? Peygamberlerin en hayırlısı Hazreti Muhammed Mustafa'ya. Onunla kime? İşte şimdi geldi sıra size. Sıra bize. Ümmetlerin en hayırlısı olan Muhammed ümmetine. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs. Siz ümmetler arasından çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Çünkü siz iyilikleri emredersiniz. Kötülüklerden sakındırırsınız. Ve siz Allah'a inanırsınız. İşte bu özelliğini sizi diğer ümmetlerden hayırlı yapıyor ve bu Kur'an size hediye ediliyor değerli kardeşlerim. Ne mutlu ona sarılana, ne mutlu onunla yaşayana ve ne mutlu onunla ölene ve ne mutlu onunla haşr olana. Cenab-ı Allah bizleri Kur'an'dan ayırmasın. Cenab-ı Allah kıyamete kadar gelecek neslimizi de Kur'an nesli eylesin ve bizleri Kur'an'ın şefaatine erdirsin inşallah diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.